İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Hakan Öliz. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında yine özel bir konukla beraberiz. Doçent Doktor Hakan Öniz bugün bizlerle birlikte. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Doçent Doktor Hakan Öniz, Akdeniz Üniversitesi değil mi efendim? Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölüm başkanısınız bir yandan. Ama sizin evet. Tabii su altı arkeolojisiyle olan ilginiz beni özellikle merakımı celbetti. Bir yandan UNESCO su altı arkeolojisi UNITWIN ağının da kurucu koordinatörü olarak sizi biliyoruz. Bir dönem evet. Koordinatörlüğü yönettiniz bu ağın. Aslında onu merak ediyorum. Bu nasıl bir ağ? Kimler var bu ağ? Bu UNESCO'nun evet. Bu ağında. Teşekkür ederim. 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti Ajansı iken UNESCO'nun büyük bir toplantısını organize etmiştik İstanbul Müzesi'nde. 38 ülke temsilcisi UNESCO'nun 2001 Sualtı Kültür Mirası Koruma Konvansiyonu çerçevesinde ilk kez bir araya gelmişti. Burada şu görüldü, 38 ülke sualtı kültür mirası alanında bir araya geliyor ama 38 ülkenin toplamında 38 tane sualtı kültür mirası uzmanı yoktu. Yani 38 ülkeden 3 tanesinde, biri Türkiye, biri Mısır, biri de o zaman Rusya'da bazı faaliyetler vardı. Yalnızca 3 ülkede sualtı kültür mirası alanında yönelik faaliyet vardı. Tabii UNESCO gelişmesi gereken alanlarda UNITWIN networkler oluşturuyor. Yani 200 üniversiteler ağı oluşturuyor. Ve bunları bir formda kendisine bağlıyor. Böylelikle dünyada gelişmesi ihtiyacı olan herhangi bir alanda üniversiteleri bir araya getiren UNESCO bu bilgi altyapısından da kendi çerçevesinde faydalanıyor. Biz de bu amaçla kurulduk. O dönemde 6 Arap ülkesinin önerisiyle ki bunlar işte Mısır, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkeler Akdeniz'e kıyısı olan ama su altı arkeolojisiyle ilgili hiçbir altyapısı olmayan bir UNITWIN Network kurulması ihtiyacını oyladılar ve sonuçta oy birliğiyle bir tek Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi çekimser kalmıştı. Onların dışında oy birliğiyle bir UNESCO UNITWIN Sualtı Arkeolojisi Network kuruluşu önerildi. Bu bağlamda biz de orada başarılı bir organizasyon yaptığımız için UNESCO bize bunu teklif etti. Bir yıllık bir süreçle 2012 yılında, 2 yıllık bir süreçte daha doğrusu, 2012 yılında UNESCO UNITWIN Sualtı Arkeolojisi Network bizim koordinatörlüğümüzde kuruldu. Bunu ana sözleşmesini UNESCO Genel Merkezi ile biz hazırlamıştık. İlk 3 yılda biz koordinatörlüğünü yürüttük. Sözleşme gereği 3'er yılda bir yeni bir koordinatör seçilmesi gerekiyor. Ancak network'ün kurucusu bizdik ve bu hep bu şekilde kaldı. Yani bir şeyin başlatan unsur niteliğiyle bütün dünya bunun bizim tarafımızdan yapıldığını biliyordu. Bu bağlamda UNESCO'nun Türkiye'deki tek UNITWIN Network'ü de bizim network'ümüz. Yani Türkiye'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonumuzun kürsüleri var. Çok başarılı. 16-17 kadar kürsüsü oluştu. Bunların dışında tek UNITWIN Network olarak da ülkemizde gururla bunu sürdürüyoruz. Evet, şu an üyelerimiz sorunun ikinci bölümü unuttum yanıtlamayı. 38 ülke aralarında Texas A&M Üniversitesi'nden Oxford'a, Japonya Tokyo Üniversitesi'nden Polonya Torun Üniversitesi'ne kadar 38 ülke bugün bunun üyesi. 12 tanesi tam üye. Sualtı Arkeolojisi'nde master eğitimi veren 12 aktif dünya üniversitesi. Bunların tam üyesi. Biz de bunların arasındayız ve yönetimindeyiz.
Evet, Türkiye'nin tabii bu 38 ülkenin de dahil olduğu, dünyanın dört bir yanından dahil olduğu bu ağın aslında öncülük etmesi çok normal değil mi hocam? Çünkü bir yandan Türkiye'de biz mesela yer üstündeki arkeolojik zenginliği az çok görüyoruz. Yer üstü belki biraz yer altı anlamında da söylüyorum bunu ama deniz altında yani su altındaki zenginlikten çok da haberdar değiliz. Oysa yine dediğim gibi klasik arkeoloji kadar su altı arkeolojisinde de Türkiye aslında çok zengin, belki dünyadaki en zengin ülkelerden biri. Yanılıyor muyum? Emrah Bey, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Evet, doğru. 8500 kilometrelik bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. İlk tarih, ilk coğrafya, ilk destanlar, ilk deniz ticareti, ilk yelkenli gemiler, o kadar çok ilk var ki. Tabii doğal olarak bu güzel ülkede, bu güzel sularda, bu konuda dünyada öncü olmak çok şaşırtıcı değil. Ama bence bu bizim başarımızdan çok, ne biliyor musunuz? 1888'de Osmanlı İmparatorluğu'nda Asar-ı Atika, yani eski eserler yasasına Osman Hamdi Bey dünyada ilk görülen ya da bizim bugüne kadar çok araştırma da yaptık. İlk olarak karşımıza Osmanlı İmparatorluğu çıkıyor. Sualtı kültür mirasını resmi yasalarla koruyan dünyadaki ilk ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dahası Osman Hamdi Bey, İstanbul Müzesi'nin o dönemki müdürü, 1890'da o zaman Osmanlı topraklarında olan Didim'in karşısındaki Farmakonisi ya da Osmanlı'da Bulamaç Adası dedikleri o üstündeki şifalı bitkilerle ilaç yapım tekniklerini dünyaya ortaya koyan bir ada Farmako. Adı da farmasi, oradan geliyor. Bu adada bir su altı kazısı yaptırmış Osman Hamdi Bey. Yani düşünebiliyor musunuz? Ordusu pek çok cephede savaş yaparken adanın üzerindeki bir çobanın cebinden çıkan bir sikkeyi takip eden bir arkeologdan, bir bilim adamından bahsediyoruz ve bizler onların izlerinden geliyoruz ve bizden 120-130 sene önce bu işi başlatmışlar. Biz de yalnızca bunları devam ediyoruz bu alanda. Evet, Osman Hamdi ile ilgili anlattığınız çok ilginç gerçekten. Onun arkeolojiye ve işte sanata, birçok bilime belki katkısını biliyoruz ama su altı arkeolojisiyle ilgili böyle bir girişimi olduğunu şimdi sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Farmako Adası da evet dediğiniz gibi farmasi ve eczacılık değil mi? Tamamen Evet. aslında oradan almış adını. Çok ilginç. Evet. Peki hocam, şimdi Türkiye'de tabii bütün bunlara rağmen su altını bizim araştırmamız, su altı arkeolojisiyle bilfiil fiziksel olarak ilgilenmeye başlamamız görece yeni değil mi? Aslında şöyle, evet, Osman Hamdi Bey bu işi başlatmış 1890'da o dönemin teknikleriyle. Kendi el yazılarını bulduk bununla ilgili. Arşivlerde de var, bir yayınımız da var, Arkeoloji Sanat Yayınları'ndan çıkan. Sonrasında 1900'lü yılların başında Çeşme açıklarında 1770'lerdeki Osmanlı-Rus Çeşme Deniz Harbi'nde batan gemilerle ilgili Rusların bazı çalışmaları olmuş. Yani sarayın izniyle. Tabii bu çalışmalar arkeolojik çalışmalar değil. Daha çok oradaki batan gemilerden kalan kalıntıları araştırmak, yükünü incelemek ve belki Hermitage Müzesi'ne götürmek için çalışmışlar. 1960'larda Amerikalı gazeteci Peter Throckmorton Bodrum'da bir haber yapmak için bulunurken Bodrumlu süngercilerle birlikte denize açılmaya başlamış. Bu da çok sihirli bir şey, çok güzel bir şey. Yani biz süngerciyle denize açılmak, süngerci olmak zaten riskleriyle birlikte gene dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi bence. Onların gösterdiği batıklardan bir tanesiyle ilgilenmiş bizim Antalya'daki Gelidonya Burnu'nda bulunan 25 metre derinliklerde bulunan, o zaman bisküvi olarak nitelendirmişler, bakır külçeler. Milattan önce 1200'e tarihleniyor. Bunu bir Amerikalı profesöre iletiyor. Amerikalı profesör de öğrencilerinden George Bass'a bunu aktarıyor. Ve George Bass da dalmayı öğrenip burada Gelidonya burnundaki bu batıkta kazıya başlıyor. Bu batık kazısı Amerika'da su altı arkeolojisini başlatan şey aslında. Yani Türkiye'de bu coğrafyada su altı arkeolojisi zaten başlamıştı. 80 sene öncesinde başlamıştı ya da 75 sene öncesinde başlamıştı. Ama Amerika ve buna bağlı olarak pek çok ülkede su altı arkeolojisi George Bass'ın
Gelidonya kazısıyla başladı. Tabii bu bağlamda bu kazıları yapanlar işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlara vermiş olduğu izinlerle bu bilim dalının ortaya çıkmasında Türkiye'ye de borçlular aynı zamanda. Yalnızca bize değil. Yani kendileri elbette çok önemli, çok değerli işler yaptılar. Bu bağlamda George Bass 1960'larda sualtı arkeolojisini bir bilim dalı olarak dünyaya ortaya koymuş oldu. Bizler 1990'lardan itibaren Mehmet Akif Işıl, Tekirdağ Müze Müdürü, Tekirdağ kıyılarında sualtı araştırmaları yapmaya başladık. Bodrum Müzesi'nde Oğuz Alpözen, Amerikalılarla birlikte zaman zaman Bodrum Müzesi kendisi çeşitli çalışmalar yapmaya başladı. Ve akabinde de Selçuk Üniversitesi'nde sualtı arkeolojisi ana bilim dalı kuruldu ki ben de yüksek lisansı ve doktorayı orada yaptım. Daha sonra o ana bilim dalının başına geçmiştim. Akabinde de dönemin Antalya Müzesi'nin ve UNESCO Milli Komisyonumuzun ve Antalya Valimizin Münir Karaloğlu destekleriyle Selçuk Üniversitesi'nden Akdeniz Üniversitesi'nde gemimizle, altyapımızla ışınlanmış olduk. Evet hocam, anladığım kadarıyla aslında burada iki türlü kazı çalışması mı demek lazım? Bir, demin bahsettiğiniz Rusların yaptığı gibi, yani işte gemi kalıntıları, oradan çıkanları işte müzelerde sergilemek gibi. Bir yandan da tabii antik dünyaya ilişkin kazılar. Mesela biz de yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale Zaferi'nin muhakkak tabii kalıntılarını su altında yine araştırıyoruz diye biliyorum. Bu tip kazılar yapıyoruz. Ve dediğiniz gibi işte Amerika'dan, Japonya'dan değil birçok ülkeden aslında su altı arkeolojisiyle ilgili olarak Türkiye'de de çalışmalar yapıldığını anlıyoruz. Peki şunu da merak ediyorum bir yandan. Özellikle 90'lardan sonra başlayan ve işte bizim de bizzat Türk arkeologlar olarak bu konuda uzmanlaşmamız, bu konuda çalışmamızla birlikte daha çok hangi bölgelere yoğunlaşıyoruz? Evet, şimdi biz Akdeniz kıyılarındayız, Akdeniz Üniversitesi olarak. Bu bağlamda Hatay ve Antalya Müze Müdürlükleriyle birlikte Hatay, Antalya'yı çalışırken, diğer taraftan da Kültür Bakanlığımızın izinleriyle Mersin ve Antalya kıyılarının sualtı araştırmalarını yürütüyoruz. Uzun bir süredir yürütüyoruz. Bugüne kadar bu kıyılarda, yani Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında bulduğumuz batık sayısı 350'yi aştı. Yani bilinmeyen, daha önce belgelenmemiş 350 civarında arkeolojik batığı belgeledi ki bu batıklar M.Ö. 16. yüzyıldan ki kazısını yaptığımız Kumluca Tunçağ batığı çok büyük bir öneme sahip bu bağlamda. Osmanlı dönemine kadar 350 adet batıktan bahsediyorum ki bunlar tek tek belgelenmiş, koordinatları ile milli envanterimize kaydedilmiş batıklar. Tabii yalnızca gemi batıkları değil, münferit olarak su altında kalmış arkeolojik eserler ve özellikle içinde bulunduğumuz son 12 bin yıldır, ki buna Holosen dönem adını veriyoruz, küresel ısınma, daha doğrusu dünyanın ısınmasıyla okyanus sularının da seviyelerin yükselmesi, buzulların erimesine bağlı olarak bu bağlamda son 12 bin yıldır deniz seviyelerinde 100 metrelik bir su yükselmesi söz konusu. 100 metrelik. Yani günümüzden 7000-8000 sene önce kurulmuş bizim Neolitik dönem adını verdiğimiz toplumların yaşadıkları yerlerin, kıyı yerleşimlerinin hemen hemen tamamı bugün suların derinliklerinde. Yani sualtı arkeolojisi aslında yalnızca gemi batıklarıyla uğraşmıyor. Günümüzden 8000 sene, 7000 sene önce batmış yerleşimler bugün su altında. Bunları da araştırıyoruz ve zaman zaman buluyoruz da. Ve batık gemiler, limanlar batmış, tektonik hareketlerle batmış antik kentler. Örneğin hepimizin de bildiği gibi Kekova bölgesinde Teymusa, Apelle-i Simana gibi, daha sonra bizim Demre Beymelek Gölü'nde bulduğumuz ve batık yerleşimler gibi yerleşimler de bugün suların derinliklerinde ve bunları da çalışıyoruz. Tabii şimdi birçok uygarlık aslında hem liman kenti özelliği olan yerlere yerleşmeyi tercih ettiği için ya da işte su kenarında, su boyunda, İstanbul gibi hatta neredeyse değil mi, bir boğazın etrafında yerleştiği için ister istemez galiba bu biraz da o uygarlıkların kaderi gibi oluyor. Yani bir
kısmı suların altına tabii ki gömülüyor. Hele ki 100 metre gibi sizin de dediğiniz gibi yükselen sulardan bahsediyorsak. Peki bu anlamda şunu da merak ediyorum aslında şimdi konuşurken aklıma geldim. İstanbul'da bu tip su altı arkeolojisine müsait yerler ya da özellikle araştırılması gereken yerler sizce nereleri? Olmaz mı? Yani İstanbul, aklıma hemen İstanbul deyince bir şairin dizeleri geliyor. Adın İstanbul, seni sevdim, hep seni seveceğim, sevemeyeceği kadar kimsenin. Dizeler böyle ama şairin şu an adını unuttum, lütfen affedin. İstanbul sualtı arkeolojisi için muazzam önemli bir yer. Hele İstanbul Boğazı. Eminim ki yüzlerce gemi batığıyla İstanbul Boğazı bugün arkeolojik keşiflerini bekliyor. Biz Kocaeli Üniversitesi ile birlikte İstanbul Büyükçekmece, Küçükçekmece göllerinde sualtı araştırmaları yaptık ve özellikle Küçükçekmece gölünde Batone antik yerleşimin batık rıhtımlarını, batık iskelelerini belgeledik. Bunlar göller tabii. Büyükçekmece gölünde erken dönem, yani belki Neolitik ve öncesi dönemlere ait çeşitli kalıntılar. Zaman zaman Büyükçekmece gölü kurur, bunlar ortaya çıkıyor göl kuruduğu zaman. Örneğin 4. yüzyılda yapılmış bir baraj var. Baraj gölüymüş. 4. yüzyılda yapılıyor bu baraj İstanbul'a, Büyükçekmece Gölü'ne. Bu baraj duvarlarını sonar çalışmalarıyla belgeledik. İstanbul Boğazı'nda yine Kültür Bakanlığımızın izinleriyle aynı proje kapsamında bir sonar çalışması yaptık. İstanbul bizi her zaman çok heyecanlandırır. Vordonisse Adası, yani bizim Küçükyalı Bostancı'nın karşısındaki batık yerleşimde, batık yerleşim demeyelim de yerleşim olduğunu düşünen kayalıklarda su altında Düzce Üniversitesi'nden Ahmet Bilir kardeşimizin yaptığı güzel çalışmalar oldu. Ama yani İstanbul'un %1'i araştırılmış mıdır? Hayır, araştırılmadı. Bunlar keşfedilmeyi bekliyor. Doğru, evet, İstanbul'da öyle bir zenginlik olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi ne zaman bir yerde bir kazı başlasa, bir inşaat başlasa oradan bile bir takım kalıntılar çıkmaya başlıyor. Hakikaten %1'ine bile ulaştığımız şüpheli. Peki hocam, sualtı arkeolojisinde benim bir de şunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi arkeolojinin az çok çalışma koşullarını biliyoruz. İşte daha çok kazıların birçoğu yaz aylarında yapılıyor. Kimisi 12 aya kadar varıyor elbette ama işte sabah belki güneş doğmadan başlayan, işte güneşin çok yükseklerde olduğu noktalarda belki ara verilen ya da işte daha iç kesimlere gidilen bir çalışma şekli var. Fakat su altı bambaşka bir dünya. Yani su altında çalışmak için çok önemli ve çok özel ekipmanlara herhalde ihtiyaç var ve nasıl bir çalışma düzeni yapılıyor? Bir dalgıçlık eğitimi mi alınıyor? Nedir orada yöntem? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii su altı arkeolojisinde arkeologların dalmayı bilmesi gerekiyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Dalmayı bilen arkeolog su altı arkeoloğu değil. Su altı arkeoloğu olması için 2 yıllık bir yüksek lisansı bitirmiş olmaları gerekiyor. Bizim Akdeniz Üniversitesi'nde Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitümüzün bir ana bilim dalı var. Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları ana bilim dalı. Burada bir açık yüksek lisansımız var ve 42 yüksek lisans öğrencimiz, yani Türkiye'deki sualtı arkeoloji öğrencilerinin tamamına yakını bizde bu konuyla ilgili eğitim alıyorlar. Bunları kabul ederken öncelikle dalış sertifikaları var mı yok mu ona bakıyoruz. Yani biz dalış eğitimi vermiyoruz. Bunu Türkiye Sualtı Federasyonumuzun dalış kulüplerinden öğrenciler gidip alıyorlar. Bir de sağlık raporu, yani dalmaya engel hali olmadığına dair iyi bir sağlık raporu. Buna bakıyoruz ve ondan sonra hem teorik eğitimleri, tabii doğal olarak işte 9 ayrı ders alıyorlar. Zaman zaman 12 derse kadar çıkıyor. Eğer arkeoloji, sanat, tarih alanlarından gelmiyorlarsa en az 6 tane de alan dersi aldırıyoruz öğrencilerimize. Sonra bunlar tezlerini yazıyorlar. Bu arada da yaz aylarında bizim araştırma gemilerimizdeki çalışmalarımıza katılıyorlar. İleri eğitimlerini biz gemilerimizde yapıyoruz. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden değerli hocalarımız dönüşümlü olarak bizim gemilerimizde bulunuyorlar. Basınç odamız var. Dünyanın en iyi arkeoloji gemilerinden 2 tanesi bizde. Dünyanın en büyük arkeoloji gemisi Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin değerli destekleriyle 38 metre boyunda bir yepyeni gemiden bahsediyorum.
Bu önümüzdeki aylarda devreye girecek bu gemi. İçinde 5 kişilik basınç odası olan bir gemidir. Biliyorsunuz denizin altında yapılan çalışmalarda vurgun dediğimiz dekompresyon hastalığı en ciddi Tabii. tehlikeyi oluşturuyor. Tabii. Ama gemimizde hem en son model Türk malı, yani şunu gururla söylemeyelim, dünyanın en iyi basınç odalarını artık Türkiye'deki firmalar yapıyorlar. Ne güzel. 5 tane rekabetçi basınç odası firması bütün dünyaya Türkiye'den basınç odası ihraç ediyorlar. Ne çok Bu güzel. gurur duyulacak bir şey. Bunların en güzellerinden bir tanesi bizde. Bu bağlamda destekleri için Çapatın Fakültesinden Profesör Doktor Şamil Aktaş'a ve diğer değerli hocalarımıza minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da yaz aylarında bizi yalnız bırakmıyorlar. Deniz koşulları şimdi insanlara aktardığınızda, yani denizin üzerindesin, bir gemidesin, işte o ne güzel tatil yapıyorsunuz falan diyorlar insanlar. Hayır, aslında tatil yapmıyoruz ama Emrah Bey gerçekten çok güzel. Yani denizin içinde, denizin üstünde olmak, bir gemide olmak ve sualtı arkeolojisi yapmak. Hani bir Müthiş. söz var ya, insanın işi hobisi ise hayat boyu çalışmazmış diye. Doğru. Çok keyif aldığımız bir işi yapıyoruz denizin içerisinde. Ve sizden binlerce önce batmış gemileri, binlerce önce su altında kalmış yerleşimleri arayıp ortaya çıkartmak gerçekten çok heyecan verici. Bu öğrencilerimizi de bu şekilde, o enerjiyle zaten çocuklar bize geliyorlar. Ve ileri eğitimlerini gemilerimizde yapıyoruz. İşte su altı robotları kullanıyoruz. İleri su altı sonarlarımız var. Deniz tabanının altını görüntüleyen sistemlerimiz var. Gururla söylemeliyim ki Türkiye Cumhuriyeti su altı arkeolojisi alanında dünyada en önde birkaç ülkeden bir tanesi. Ve hiç bakın alçak gönüllülük değil, ama lütfen ülkelalık olarak da algılanmasın. Evet, Estağfurullah. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Kültür Bakanlığımızın, Sayın Bakanı kendisi de dalgıç aynı zamanda. Türkiye Kültür Bakanlığı'nın da hakikaten çok destekleriyle dünyada su altı arkeolojisi alanında lider birkaç üniversite içerisindedir. Hem altyapılarımızla, yalnızca bizim Akdeniz Üniversitesi olarak değil, 9 Eylül Üniversitesi'nin, Ankara Üniversitesi'nin de, örneğin Düzce Üniversitesi'nin de, Uludağ Üniversitesi'nin de çok güzel faaliyetleri var Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Bütün bunlar Türkiye'yi su altı arkeolojisinde güçlü yapıyorlar. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak bundan nasibimizi alıyoruz. Böyle. Peki hocam, şimdi şunu da aslında merak ediyorum. Su altında bu çalışmaları yaparken işte o dediğiniz basınç odaları falan hepsinin devreye girdiğini de tabii ki hesaba katarak kaç metre derinliğe kadar iniliyor? Şimdi güzel bir soru. Benim iki yüksek lisans öğrencim makine mühendisi. Bunların bitirme tezleri 500 metreye inip orada kazı yapan robot üretmek. Biri ROV'nin, yani robotun kendisini yaparken, diğeri de vakum ve benzeri yollarla çalışan bir kol ünitesi üzerinde çalışıyor. Ve böylelikle gemimizde şu an 250'ye inip kendi manipülatörüyle, yani koluyla kazı yapabilecek bir robotumuz var. Ama bu Türk malı değil, yani biz bunu satın aldık, sonuçta ithal ettik. Ama öğrencilerimiz de 500 metreye inip orada kazı yapabilecek bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Bitiremezlerse bir mezun olamayacaklar. Birkaç ayları kaldı mezun olmak için. Ama ben takip ediyorum, güzel oluyor. Türkiye'de de robot yapan çok başarılı firmalar var bu arada. Tabii bütçeler sınırsız olmadığı için ekonomik olan nedir, nasıl ilerleyebiliriz? Bu bağlamda gerektiğinde ithalat yapıyoruz. 3 robotumuz var. Yeni aldığımız 250 metrede koluyla birlikte kazı yapabiliyor. Evet. Ayrıca sonarlarımız var. Bu sonarlarda da yine 500 metreden yeni sonarımızda, multibeam sonar diyoruz, 3 boyutlu görüntü elde edebiliyoruz bu sonarla. Harika, tabii denizlerin altındaki o görsellik, o dünya bambaşka bir etki herhalde yaratıyordur diye tahmin ediyorum. Ben çok fazla dalmadığım için ama ancak bir takım belgesellerde bunları izleyebiliyorum. Tam da böyle demişken, şimdi bir Bodrum'da bir müze olduğunu biliyoruz. Az Evet. önce bahsettik Oğuz Hoca'nın da başında bulunduğum. Bunun gibi başka müzeler var mı ve mesela o kazılarda elde edilen hem bir takım arkeolojik buluntuları hem de aslında o kazılar sırasında çekilen görüntüleri izleyebileceğimiz, bunları görebileceğimiz başka nereleri var? Ya Türkiye'de şu an Bodrum'da güzel bir müze var. Bodrum Kalesi içerisinde. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Tabii. ki
kurucusu Haluk Elbe, daha sonra uzun yıllar Oğuz Alpöz'den başarıyla yönetti. Hı hı. Sonrasında da yine Yaşar Yıldız gibi, Aşkın Cambazoğlu, değerli müze müdür yardımcıları orada görev yaptı. Şimdi de gayet başarılı arkadaşlarımız var. Tabii Bodrum, Ege'nin ortasında son derece güzel bir tatil beldesi aynı zamanda. Ve doğru bir yer Sualtı Arkeoloji Müzesi için. Ama 8500 kilometrelik bir kıyıdan bahsediyoruz. Yani Karadeniz'inden Akdeniz'ine, Marmara'sından Trakya'sına pek çok farklı alandan bahsediyoruz. Tabii. Ve binlerce kıyı kenti Neolitik dönemden Osmanlı'ya kadar bu kıyılarda var. Tek başına yeterli değil Bodrum. Bizim Kültür Bakanlığı ile yürütmekte olduğumuz bir proje var. Bu hayata geçerse Kemer'de, Antalya'da Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi adıyla bir müze kurma hayalimiz var. Projeleri hazır. Bununla ilgili ön onaylar çıktı. Tabii şimdi ülke bir seçim atmosferine girdi bildiğiniz gibi. Evet. Muhtemelen biraz yavaşlayacak. Ancak hedeflediğimiz şeyleri başarırız diye düşünüyorum. Hani İzci sözü var ya, görebildiğin yere kadar yürü, oradan daha ileriyi göreceksin diye. Biz o müzeyi görüyoruz. Bunun ihtiyacının farkındayız. Akdeniz'de bizim belgelediğimiz 350 batık var. Bu 350 batıktan 5 tanesini çıkarsak bir müzeyi doldururuz. Size öyle söyleyeyim. Yani evet. Doğal olarak bu zenginliği turizmde de insanlara aktarmamız lazım. Yani hep sualtı arkeologları mı görsün bunları, sizin dediğiniz gibi. Tabii ki işte 3 boyutlu görüntüleme, modelleme teknikleriyle ileri sualtı kameralarımızda bunları görüntülüyoruz ve bunları su üstüne de aktarabiliyoruz artık yeni teknolojiyle. Bunların en doğru yerleri müzeler. Bizim sorumluluğumuz yalnızca gelecek kuşaklara bunları saklamak, aktarmak ya da bilim dünyasında işte 50 kişinin, 250 kişinin okuduğu makalelerle bilim dünyasını aktarmak değil. Tabii bunları yapmamız lazım. Ama aynı zamanda bunları halkla, turizm içinde, ülke içinde paylaşmamız lazım ve en doğru yer müzelerdir. Bunun bilincindeyiz. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Güzel de bir sohbet oldu. Son merak ettiğim bir şey var. Onu da sorayım. Sonra kapatalım. Az önce 42 öğrencimiz var demiştiniz. Yanılmıyorsam. Şimdi bu 42 öğrencinin örneğin, bunu çok merak ediyorum. Ne kadarı kadın, ne kadarı erkek? Burada mesela kadınların bu konuya olan ilgisi nasıl? Hem bizi dinleyenler için de belki bir teşvik meselesi olur. Onu merak ediyorum. Evet, ya şunu da gururla söylemem lazım. Hani bu UNESCO'nun gender balance dedikleri kadın erkek eşitliği konusu bizde var. Öğrencilerimizin neredeyse yarısından fazlası kadın öğrencilerimiz. Çok çok hevesliler, daha da başarılılar. Harika. Ve çok da iyi yapıyorlar bu işi. Yani ben denizin altında kazılarda buddy'lerim, yani beraber daldıklarım genellikle öğrencilerimiz, kadın öğrencilerimiz. Çok onlarla 50 metreye, 60 metreye güvenle ve keyifle dalıyorum. Harika. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kahverengi Yol panolarına katıldınız. Çok da güzel, hoş bir sohbet oldu. Su altına birlikte sizin de biraz dalmış kadar olduk diyelim. Umarım en kısa zamanda yeniden bir araya geliriz. Başka konuları da konuşma fırsatı buluruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Emrah Bey, yalnızca sözde kalmasın. Sizin yazın araştırma gemilerimize mutlaka bekleriz. Çok mutlu oluruz. Ne güzel. Ne güzel olur. Bütün değerli dinleyicilerimizi de şöyle söyleyeyim, Türk insanı biraz strofobiktir. Yani bir su korkumuz var. Ama yani 8500 kilometrelik kıyı şeridinde yaşayan insanlar olarak birilerinin de bu derinliklere, mavi vatana inip buralarda bu bilimsel çalışmaları yapması lazım. Bizim kapımız bu işe hevesli tüm arkadaşlara açık. Size ve tüm dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kahverengi Yol panolarında bugün Doçent Doktor Hakan Öniz'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol panoları.